Herkese merhaba arkadaşlar. Baştan uyarıyı yapayım. Bu kendi başına bir video değil. İnternet sistemde Endoman blokta patika koşu ayakkabılarının yapısı ve alımda dikkat edilmesi gereken bir takım hususlarla ilgili bir yazı yazdım. Orada bahsedeceğim bir takım ayakkabının parçaları, bölümleriyle ilgili şeylere ve bir takım kavramları bir canlı YouTube videosuyla size göstermek istedim. Yani bu video o yazıyı tamamlamak üzere yapıldı. Aslında ben bu konuyla ilgili video yaptım ama video çok uzun sürdü. O yüzden ondan vazgeçtim. Yazı daha iyi sanırım. Evet, esas videonun konusuna geçelim. Yazıdaki sıraya göre gideceğim. Şimdi o yazıda ilk bahsedeceğim şey ayakkabının dış tabanı. Şu altta gördüğünüz, bakın burada bir çizgi de var zaten. Ayakkabının altındaki dişlerin de üzerinde olduğu en alttaki, en dıştaki bölüm. Bu arada şöyle ayakkabının tabanını göstereyim. Çünkü yazıda dış taban nasıl olması gerekir falan ondan da bahsedeceğim. Benim bütün uzun mesafe yürüyüşlerinde kullandığım ayakkabı bu. La Sportiva'nın Ultra Raptor modeli. Evet, şimdi orta tabanı göstereyim size. Orta taban şu dış tabanla biraz önce gösterdiğim üst dediğimiz bağcıkları, dili falan da içeren şu kısım arasındaki bölge. Yani şurası veya ön tarafta şurası. Yastıklamanın sağlandığı bölge. Diğer bir kavram torsional stability İngilizcesi. Türkçe'ye çevirdiğimizde burulma dengeliliği gibi bir çeviri oluyor. Çok dile güzel oturmuyor ama öyle. O da şu demek. Ayakkabının, bu normal bir koşu ayakkabısı. Ayakkabının böyle çok fazla çamaşır gibi burulmaması, twist dediğimiz harekete, yani böyle burma hareketine çok şey kalmaması. Şimdi spor ayakkabısını da gösterdim. Ben size kendiminkini de göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi bayağı bir şey var. Bunu yani bir şekilde bükülüyor ama tam bükemiyorum. Botta göstereyim. Bot daha da şey, bir tabana, sert bir tabana sahip. Bakın tabanı hiç çeviremiyorum hemen hemen. Shank diye bir şeyden bahsedeceğim. Bu ayakkabının bir parçası, yine tabanın dengeliliğiyle ilgili bir kavram. Shank dediğimiz şey, bu tabanın içine yerleştirilen, şöyle dikine yerleştirilen, hatta biraz sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, fotoğrafını bulabilirsem blogdaki yazıda vereceğim. Şöyle, ama şuralarında da hafif de şuraları kavrasın diye giden sert plastikten bir parça. O ne yapıyor? Şeyin, ayağınızın şuradan, orta ayak kısmından bükülmesini engellemek, o iyi bir şey değil. Sadece şu, bakın bükmeye çalışıyorum, sadece parmak kısmından bükülüyor. Yani şuradan bükülmüyor. Buraya bir sertlik vermek onun amacı. Diğer bir kavram drop. Drop, yükselti farkı demek. Yükselti farkı neresiyle neresi arasında? Şu topukla, İngilizce heel denilen topukla, İngilizce ball of foot denilen, şu baş parmağınızın arkasında böyle top gibi bir yer vardır ya, orası arasındaki yükselti farkıdır. Bakın burasıyla burası arasında bir yükselti farkı var. Şöyle. Bazı ayakkabılarda bu yükselti farkı daha düşüktür. Bunda 9 milimetre. Mesela Altra'nın bazı modellerinde bu yükselti farkı sıfırdır. Yani eğim şöyle değildir, topuktan şeye doğru, ayağınızın ön kısmına doğru böyle dümdüzdür. Onun ismi drop. Diğer bir kavram flare. Arkadaşlar, bu arada bunların nasıl yazıldığını falan şeyde göreceksiniz zaten. Yazıda göreceksiniz. Flare, dışa doğru yayılmak demek. Bakın şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Şöyle dışarı doğru gidiyor.
taban. Ya böyle dümdüz gitmiyor. Benim şeye bakalım. Ultra Raptor'a bakalım. Benim Ultra Raptor'da gördüğünüz gibi öyle bir flare yok. Dümdüz iniyor. Bunda ise flare var. Neye yaradığını, neden iyi veya kötü olduğunu yazıda bahsedeceğim zaten. Arch denilen yani kemer denilen şey de şuradaki orta kısımdaki hani ayağınızın kemeri vardır ya orta kısımda. Oradaki içeri girinti. Kimi ayakkabılarda, patika koşu ayakkabılarında bu olmayabilir ya da az olabilir. Ben botta göstereyim size. Botta da işte gördüğünüz gibi şurası. Öteki ayakkabıya bakalım var mı? Bakın bunda arch yok. Şu bütün üst kısım, şöyle şurası bağcıklar dilde içeren kısma üst deniliyor. İngilizcesi upper. Yazıda bahsedeceğimi göreceksiniz. Patika koşu ayakkabılarında o bir avantaj zaten. Bol bol mesh denilen İngilizce file kumaş kullanılır. O da şu arkadaşlar. Bakın mesela bota bakın. Botta öyle bir şey yok. Diğer bir kavram İngilizce rend denilen yan koruma bantları. Bakın şöyle görüyorsunuz. Şöyle içeriği göstereyim. İçeride de var. Şöyle. Bu oldukça esnek bir yan koruma bantı. Onu anlatacağım zaten yazıda. Başka bir rend yan koruma bantı örneği göstereyim. Bu bir yaklaşma ayakkabısı. Ben bunu çok sevmiyorum. Anlatacağım yazıda. Bunun rendi oldukça sert şeyden bir kauçuk ya da plastik malzemeden. Benim patika koşu ayakkabımdaki rend ise öyle değil. Değişik bir kumaştan ya da bilmiyorum nasıl bir malzemeden yapıyorlar. Bağcıklara geçelim. Ben düz normal bildiğiniz bağcıklı patika koşu ayakkabıları kullanmayı tercih ediyorum. Diğer bir şekilde İngilizce fast lacing denilen Salomon'da kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Başka ayakkabı modeli kullanıyor mu bilmiyorum. İşte onun da zaten şeyde fotoğrafını vereceğim yazıda. Şimdi göreceğiniz patika koşu ayakkabılarına arıyorsanız, bakıyorsanız, araştırma yapıyorsanız veya bu botlarda da var bu kavram. Hatta ben size bot üzerinden göstereceğim. Çünkü benim ayakkabımda yok o. İngilizcesi gusseted tongue olan şu şekil dil. Ne demek bu işte? Gördüğünüz gibi ayakkabının yani bütün diller ayakkabının gövdesine bağlı sonuçta da şurada bakın bağcığı da çözeyim. Bakın görüyor musunuz? Üste kadar dil ayakkabının gövdesine şu bilekliğine bağlı. Şeyde göstereyim. Şu yaklaşma ayakkabısında göstereyim. Burada da oldukça yukarıda bunda da gusseted tongue var. Amacını falan yazıda anlatacağım. Şimdi benim kullandığım patika koşu ayakkabısında öyle bir özellik yok. Bakın dil yani tabii ki önden bağlanıyor ama hani şuraya kadar bilek kısmına kadar yani ta aşağı kadar ayrı. Tabanlık var arkadaşlar. Benim bu Ultra Raptor'ın orijinal tabanlığı bu. Şöyle daha yakından göstereyim ne kadar ince olduğunu, şeklini falan görün. Ben bunu kullanmıyorum. Tabii benim özel yaptırdığım, çıkarayım. Özel yaptırdığım iç taban. Bunu Kifidis'te yaptırdım ben. Ayağınızın bilgisayarla ölçüsünü alıyorlar. Böyle tabanlık yapıyorlar size. Bakın ne kadar fark var aralarında. Şekil olarak, kalınlık, hacim olarak. Şu dış kısmı. Bunun da dış kısmı şu. Şöyle göstereyim. Bir de seri üretim özel tabanlıklar ya da iç tabanlık var. Buna örnek olarak ben size yazıda linkler vereceğim. Orada görürsünüz. Şu arkadaşlar öndeki koruma kısmına
İngilizce toe box deniliyor. Yani ön parmak koruma kısmı. Onun dışında bir takım üstte korumalar var. Gördüğünüz gibi benim topukta şöyle korumalar var. Şu yana kadar gidiyor. Bunların da belli amaçları var. Hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere.